Nazımiye Belediyesi'nin ekonomik durumu içler acısı diyebiliriz. Gerçekten zor bir pozisyondayız. Bunun temelinde ilçemizin nüfusunun çok az olması, işte geçmişe dönük kurum borçları tabir ettiğimiz, işte SGK primleri, emekli sandığı, keseneği, vergiler gibi borçlarının olması sebebiyle İller Bankası'ndan bize gelmesi gereken paranın kesintiye uğrayarak gelmesi yatıyor. Halihazırda İller Bankası'ndan bize aktarılan tutarla, yani elimize geçen tutarla öyle söyleyelim, mevcut personelimizin maaşlarını düzenli olarak ödememiz de mümkün değil. Ülke olarak içinden geçtiğimiz bir ekonomik süreç de var. Bunun da olumsuz yansımaları oluyor. Genel borcumuz açısından kurum borçları dışında da adi borç dediğimiz piyasa borcu yüksek bir tutardaydı. Maalesef şöyle bir karar almak zorunda kaldık seçildikten sonra. Belediyemize ait bir kamyonumuzu satarak icra takiplerini, icrada olan borçlarımızı ödemek durumunda kaldık. Onun dışında da şu anda mali bir disiplin uygulamaya çalışıyoruz. Yani gerekmedikçe herhangi bir arkadaşımız mesaiye kalmıyor. Araçlarımızı tamamen sadece vatandaşımızın istekleri doğrultusunda kullanıyoruz. Yani gereksiz bir harcamaya gitmiyoruz. Bu şekilde bütçemizi toparlamaya çalışıyoruz. Şu anda esasen ana hedefimiz Nazımiye Belediyesi'nin gelir ve gider dengesini sağlamak. Yani hali hazırda mevcut bütçemizle ihtiyaçlar doğrultusunda yapacağımız harcamalar birbirini karşılamıyor maalesef. Dolayısıyla hani hizmetin akamete uğraması gibi bir durum söz konusu. Belediyeyi devraldığımızda yaklaşık 17 milyonluk bir borcumuz vardı. Maalesef İller Bankası'ndan bize aktarılan tutar, ilk devraldığımız Temmuz öncesi süreç yaklaşık 800 bin liralık İller Bankası'ndan bir tahakkuk edilen bir tutar vardı. Kurum borçları sebebiyle %40 kesintiye uğrayarak elimize yaklaşık 400-450 bin lira civarı bir tutar geçiyordu. İlk devraldığımız süreçte kadrolu personelimizin maaşları yaklaşık 510 bin lira civarıydı. Tabi bu maaşlara yine SGK primleri, emekli sandığı kesenekleri ve vergileri ödememek koşuluyla 510 bin liraydı. Onun dışında da şu anda çalışan, şirket bünyesinde çalışan arkadaşlarımız var. Bu sayımız daha fazlaydı. Maalesef istemeyerek, üzülerek bazı arkadaşlarımızla yollarımızı ayırmak durumunda kaldık. Çünkü yaklaşık arkadaşlarımızın belediyemize maliyetleri, çünkü şirket personeli olduğu için şirket bize fatura kesiyordu, yaklaşık 750 bin lira civarındaydı. Yani kadrolu personele öderen tutar dışında bir durum söz konusuydu. Bunun dışında da yani İller Bankası'ndan ayrılan tutarın bu kadar düşük olmasının temelinde ilçemizin nüfusunun az olması yatıyor. İlçe nüfusumuzu şayet 2000'in üzerine çıkartabilirsek bu bizim için çok önemli bir başarı olmuş olacak. Hem İller Bankası'ndan ayrılan pay yükselmiş olacak. Dolayısıyla bizim asli görevlerimiz, belediyenin asli görevlerini bir şekilde rahatlıkla yerine getirmiş olacağız. Buradan bütün hemşerilerimize de bir çağrıda bulunabilirim. Eğer kayıtlarını Nazımiye'ye alırlarsa, Nazımiye'li olan bütün hemşerilerimiz bizi çok mutlu ederler. Burada onların kayıtlarını buraya almalarıyla birlikte
Nazimiye'ye yapılacak hizmetlerin hem kalitesi artacak hem de en azından belediye kendi imkanlarıyla ufak tefek de olsa yatırım yapabilecek duruma gelecektir. Nazimiye gerçekten geçmişten bugüne dönük düşünürsek maalesef bir şekilde ihmal edilmiş bir ilçe. Altyapı ve üst yapı açısından düşünürsek gerçekten birçok eksiği olan bir ilçe. Bunların öncelikli olarak giderilmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Şöyle bir amacımız vardı bizim. Öncelikli olarak GES projeleri var biliyorsunuz. Bu böyle bir projeyi Nazmiye'de hayata geçirmek istedik. İşte 1 megawattlık bir elektrik üretim tesisi kurarak hem belediyemize ekstra bir gelir kaynağı, hem ödemiş olduğumuz işte elektrik dağıtım şirketine ödemiş olduğumuz tutardan muafiyet söz konusu olacaktı. Bu da ufak da olsa bize bir katkı sağlamış olacaktı. Ancak maalesef şu andaki belediyemizin ekonomik durumuyla herhangi bir yatırım yapmamız mümkün değil. Çünkü zaten borçlanmamız da mümkün değil. %40 oranında kesintiye sebep olan bir hali hazırda borcumuz var. Dolayısıyla tekrar İller Bankası'na borçlanmamız mümkün değil. Altyapı ile ilgili şunu söyleyebilirim. İlçemizin genelinin kanalizasyon altyapısı çok eski. Ve sürekli maalesef bununla mücadele etmek durumunda kalıyoruz. Geçmiş dönemlerde işte asbestli borular değişmiş. Su hatlarımızla ilgili çok büyük bir problemimiz yok. Ancak ilçemize suyun geldiği gözelerimiz var. Bu gözelerde ciddi bir rehabilite çalışması yapılması gerekiyor. Maalesef uzun yıllardan beri işte buraların bir şekilde işte bakımı, onarımı, tadilatı yapılmamış. Bu şekilde devam ederse o gözelerde biz bir ıslah çalışması yapmazsak birkaç sene içerisinde Nazimiye gibi çok sulak bir coğrafyada ilçemiz su sıkıntısı yaşayabilir. Bunların önüne geçmek istiyoruz öncelikli olarak. Kanalize altyapımızı yapmak istiyoruz. Borcumuz var, hiçbir şey yapamayacağız. Bu bir siyasetçi için, bir belediye başkanı için aslında sorumluluktan kaçmak için güzel bir yol esasen, öyle söyleyeyim. Ama biz geçtiğimiz bu süreçte kendi ilişkilerimizde, öyle ifade edeyim, belirli yollarımızın yapımını sağladık. Önümüzdeki süreçte de yine öğrencilerimiz açısından önemli olan okula giden bir yolumuz var. Maalesef uzun yıllardır yapılamamış. O yolu işte stabilize yapmayı düşünüyoruz. Çamurdan kurtarmak adına. Böyle ufak ufak belediyemizin imkanlarıyla işte kendimiz herhangi bir ilçemizdeki tespit ettiğimiz stabilize malzemesi çıkartabilecek bir yerden stabilize malzemesini temin edip yollarımızı çamurdan kurtarmayı, ambulans gibi, işte okul servisi gibi hizmetlerin bütün hemşerilerimize ulaşabileceği bir altyapıyı, nacizane, tabii çok büyük yollar olmayacak bunlar ama yapmaya çalışacağız. Ufak ufak dokunuşlarla şu aşamada bir şeyler yapmaya devam edeceğiz. Sonucu itibariyle eğer gelir ve gider dengesini yakın ya da orta vadede sağlayabilirsek, bundan sonraki süreç hepimiz için, hem belediyemiz için, hem hemşerilerimiz için daha iyi olacağını düşünüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'ni diğer belediyeleri tarafından destek alıyoruz, almaya devam edeceğiz. Hani onu ifade edebilirim. Onların ufak dokunuşları bizim açımızdan, hemşerilerimiz açısından çok önemli. Çünkü çok küçük bir belediye olmanın getirdiği bazı dezavantajlar var. Yani çok ufak bir yatırımınızı bile finanse edemiyorsunuz. Geçmiş dönemle birlikte, yani geçtiğimiz dönemlerde de Cumhuriyet Halk Partili büyükşehir belediyelerinin ilçemize çok büyük katkıları oldu.
Bundan sonraki süreçte de yine aynı katkıların bir şekilde devamını sağlayacak projelerle bunları devam ettirmek istiyoruz. Bu sadece altyapı ve üst yapıya dönük olacak projeler olmayacak. Aynı zamanda ilçemizdeki işte sanat, kültür gibi hemşerilerimizin bir nebze olsa kaygılarından kurtarabilecek işte tiyatro faaliyetleri gibi organizasyonlar da yapmayı planlıyoruz. Ancak çok yeni bir süreçteyiz. Yani ilk